Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle Prison Architect'in 5. bölümündeyiz. Evet geçen bölüm bir iki tane öneri gelmişti. Onları hemen yapayım. Ee, onları yapayım. Sonradan unutmayalım. İlk olarak diyeceğiz ki bu bölgeye kardeşim staff only. Bu arkadaşı alın buradan. Burası da staff only. Ee, bunlar buralara gelmesin. Bu da staff only, bu da staff only, bu da. Burası komple zaten öyle çalışanlar dışı kimse gelemez ee, bunu bilmiyorum bakalım Tamam buradan sonrası gene şey yok Aa, matkap bulundu arkadaşlar Tamam şimdi bakalım buralara giriş izni vermedik buradan öte Yüksek ihtimal buraları açmayacaklar bu arkadaşlara. Daha iyi oldu. Şimdi kıyafet falan istiyorlar. Kıyafetleri değişmiyor mu? Onu kontrol edelim. Şimdi bürokraside de onunla alakalı şeyler var mı? Onu kontrol edeceğim. Şöyle bakalım. Nerede oluyordu onlar? Ha bakın kule yapabiliyorum. Kule yaparsak mesela bir şey oluyor. Bahçede mesela güvenlik sağlamış oluyoruz. Kamera koyduk. Kameraları yerleştirmeye fırsat olmadı. Onları da yapacağız. Ee, ne alabiliriz? Küçük hücrelere gerek yok. Eğitimi açabilirim. Intelligence açalım. Deployment açalım. Paramız zaten boldu diye hatırlıyorum. Hmm. Bunları da açalım. Ucuz şeyler zaten. Bunlar açılsın. Şu ucuz şeyleri açalım. Sonradan lazım olur illa. Paramız zaten var. Kazancımız da gayet yüksek. Şimdi tedavi ettiğimiz arkadaşları Sanırım şey yapamıyoruz. Yemek zaten var. Clothing istiyorlar, kıyafetleri kirli. O zaman buradan oraya bir yer bakalım. Hızlıdan. Var mı öyle bir yer? Olması lazım öyle hatırlıyorum. Vardı diye hatırlıyorum çünkü. Spor salonu var, security var. Security odası yapabiliriz. Telefonları falan dinliyor. Ne oldu? Karardı ekran ama. Anlamadım. Sıkıntı yok sanırım. Tamam. Şimdi dediğim gibi ondan var mı diye bakıyorum ama yok galiba. Araştırmayla falan açılıyor olabilir. Biz o zaman bir tane security room yapalım. Şu odalardan birini security room'a çevireceğim. Nasıl yapacağız? Şu şekilde burayı bozacağız. Zaten ofislerimiz yeterince var. Hapishanemizde işlesin bir yandan. Buralara geçişi izin vermediğim için artık sorun çıkarmaz. Duşu genişletebilirim. Onu yapabiliriz. Şu şeye bakalım. Utilities'ten. Sola doğru genişletsem sanki daha mantıklı olacak. O yüzden şu duvarı yıkacağım. Ve buraya bir yer yapacağız. Şuradan da yıkacağım orayı. Burası inşa edilsin. Ondan sonra devam edeceğiz. Ettiniz mi inşa? Ne çabuk ettiniz. Ee, şöyle yapalım. Ha yok daha yapmamışlar tamam. Biz bir yandan o zaman elektrik şeyini halledelim. Orası ama orayı yapılması önemli. Oraya bir de kapıyı atalım. Yapıldığı gibi buraya gelsin. Bu bizim gözetleme yerinde. Şöyle yapabilirim sanırım artık. Ha bakın artık lav alabiliyorum. Alalım. Bir tane ofise yerleşsin hemen. Avukatımız olsun. Nereye gittin? Aa buraya atladı direkt. Tam bu sol tarafa koyarız o zaman. Bu arkadaşları. Başka kullanmadığımız birileri var mı diye bakıyorum. Yok. Bir tane daha bahçeci alabiliriz. Zaten gelirimiz güzel seviyede. Onda da bir sıkıntımız yok. Şimdi açalım o zaman ilk ofis kısmımızı. Intelligence dediği Ha bu şey. ne kadar var ne kadarı yerinde mi diye bakıyor sanırım. Tamam sıkıntı yok. Şimdi konumuz o değil. Buraya bir tane hemen şey yapalım yukarısı olduysa. Olmuş. Kapı yerleşince orası yapılacak. Dört hızında gitsin. Şimdi odalardan ne kadar boyut istiyor ona bakacağım. Ha laundry bakın açıldı. Eşyalarını yıkanması. Bunu açacağız. Workshop falan açıldı. Eğitimde mi geldi hatırlamıyorum. Kütüphane gelmiş. Shop mail room falan bir sürü yer açılmış. Ne açtı acaba? Ona dikkat etmedim. Şimdi security şöyle bir security yapalım. Böyle de bir security yapalım. iki tane security koyacağım. Şimdi 4'e 4 olması lazım minimum. Tamam. Şimdi security için ekstradan obje lazım. Kameraları falan izlemek için. CCTV monitör diye geçiyor. Şimdi bunları sileceğim. Dismantle'layacağım. Depoya gitsin bunlar. Şunu da move deyip şöyle koyacağım. Onlar oradan alınınca da bir adet CCTV koyacağım oraya. Alın onu oradan. Alsanız onu. Lan alsanıza Hemen CCTV de koyalım. Sonra kamera koymaya başlayacağız. Önüne sandalye koyalım. Ve kamera koymaya başlayalım. Bir sıkıntılar oldu. Buraya şey koyacağız. Biraz dayanmaları lazım. Biliyorum burada artık çok sıkışıklık var ama yapacak bir şey yok. Şimdi orayı genişletme çalışmasına başlayacağım zaten. Hızlıdan bakalım. Şimdi şunu Dismantle'la Sonra gel buraya bir adet Konsantre duvar ör hadi Tamam arkadaşlar çözeceğim Derdinizi biraz sabredin Geliyor şurayı bir Yapsalar Hadi be kardeşim Tamam Şöyle şöyle burada olacak Şurada bir duvar çekeceğiz. Böyle böyle olacak. Burada burada burada. Böyle böyle olacak. Bir yandan yapsam çok daha güzel oluyormuş. Neyse biraz açık alan olsun. Ya da öyle mi yapsak? Bir iki tane daha mı açsam? Neyse açmayalım. Şöyle buraya da 3 tane koyalım. Gayet alanını genişletmiş olduk. Şurayı artık kırıyorum. 3 ile ilerlesin artık. Ee, şu duvarı yık. Şunu dismantle'la. Sonra gel bakalım suyu nerelere çekeceksin. Kardeşim su şurada olacak şurada olacak. Geleceksin. Şurada, 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 şurada. Buradan uzatmama gerek var mı? Şuradan uzatayım. Şöyle, şöyle ve şöyle yapayım. Evet, banyomuzu genişlettik. Artık aşırı sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. En azından sıra beklemeyecekler. Bir dahaki banyoları zaten şeye koyacağım. Direkt ortak değil, hücreye özel duş olacak. Böylece olay da çıkmamış olacak. Şimdi bizim duş başlıkları neredeydi? Gene göremiyorum. Eee nerede? Ha, head shower head. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 adet daha duş yeri yaptım. Gayet iyi bence. Ve orayı duş olarak ayarladık mı duştaki sıkıntımız çözülecek. Ve biz artık laundry yani kıyafetlerin temizlenme şeyini açmak istiyorum. Çünkü genelinde kıyafetlerinin temiz olmadığından bahsediyor yakınıyor bu suçlular. Yemek yarı da yetiyor gibi. Yani burada biraz tabii yoğunluk var orayı çözeceğiz ama dur şimdi şovuru yapalım abicim şovuru büyüt şovur Burası artık bayağı doldurduk kapasitemizi arttırdık güzel şimdi ben diyorum ki laundry nereye yapalım bakalım şimdi laundry nerede olmalı ee, kıyafetler şimdi nasıl alınıyor nasıl gönderiliyor bilmiyorum şuraya bir yere yapsam sıkıntı olur mu acaba? Şimdi hapis mahkumların buralarda gezmesine izin verelim diyorum. Ama bu ana yere ana çıkışa ulaşmasınlar. O zaman şuralara bir yere bence bir laundry yapalım. Şuradan da şey veririm yüksek ihtimal. Yol veririm bir tane. Buradan da eğitime meğitime gideriz gibi hayal kuruyorum şimdilik. Tamam ama şimdi kamerayı mı sonra kamerayı yaparız o zaman. İlk önce bir bizim çamaşırhanemizi yapalım. Ama şuna bir elektrik bağlayalım. Gördüm çünkü, <laughs> görmüşken bırakmayalım. Ee, şuradan şöyle yapsam bağlar mı? Umarım bağlar. Şimdi kardeşim gel. Buradan aşağı yolu devam ettir. Şurayı kapat. Ee, sonra sana diyorum ki buraya bir adet. Bakın buraya yol çekerim. Buraya da yol çekeceğiz. Buradan sola yol çekerim. O yüzden tam şu kenara mı yapsak acaba? Ne diyorsunuz? Buradan sola yol gitsin. Şöyle bir laundry yapalım o zaman. O kadar büyük yere gerek var mı? Bu bence kafi. O boyut iyidir. Şöyle yapalım. Gene olay çıktı. Abi nerede olay çıkartıyorsunuz ya? Bizim bir tane daha doktor alalım. Bu arkadaş kafayı sıyırmış. Burada odalarımız var aslında. Bu arkadaş da kafayı sıyırmış. Abi şiddet. Neyse onu demeyeceğim. Bilenler belki biliyordur. Şiddet bir şeyi. Bu nedir ya? Oğlum bu ne? Lan yara ayırdım. Yara açtım sizi. Her yeri kırıp dök. Kan gölü oldu lan her yer. Korkunç bir şey şu anda. Sen nereye gidiyorsun? Plotting. Abi gel şuraya. Bir adet. Jail door at şuraya. Ee, sonra gel şurayı. Demol işleme buradan. Mahkum kaçabiliyor. Bu arkadaşlar içeride kalmış. Burayı demol işleyebilirim. Yıkalım burayı. Bunlar burada sıkışmış. Kırgeç kardeşim. Ee... Buraya da bir kapı atalım. Burası oldu. Burayı laundry diyeceğiz şimdi. Hemen burayı çamaşır hane yapıyoruz. Şimdi bir tane laundry machine. Onu yaparız no access no access Neden Çünkü buradan sıkıntı yok orası yapılacak Laundry Machine Şöyle Güzelce Dolduralım Kaç para lan? bin dolar verdik Ama neyse 60 bin dolarım 50 bin dolarım var Bir sıkıntı etmez bize Sonra ne istiyor Ironing Boards ütü masası istiyor. Onları da nasıl ayarlasak? Şöyle, 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 şöyle ayarlasam. Ve laundry baskets. Bunun tersi düz yok mu lan? Dönmüyor neyse. 1, 2, 3, 4 tane de bundan koydum. Elektrik su istiyorsun. Çözeriz. Elektriğimiz zaten nereden çekelim? Şuradan çek. Şöyle buradan oraya bağlarsam şuradan daha da hadi ortaya kadar bir şey çek. Ha su. Suyu da abi gel buradan. Şöyle gel. Buradan küçük borulara bağlan. Şöyle şöyle gel. Hepsine bağladık güzel. Artık laundry yerim de var. Buraya elektrik gelecek zaten. Burayı aç abi. Tam orayı döşüyorlar. Kafayı sıyırmış arkadaşların neler yapacağız bilmiyorum. Punishment'ım durdur. Janitorlar dağıtıyor bize. O zaman janitor lazım. Stafflardan biraz alalım. Ki zaten param var. Kaç oldu? Hadi kardeşim siz çalışın. Bir şeyler yapın. Job çalmış ya. inanılmaz. Kıyafetleri yıkanıyor abi artık arkadaşların ya böyle bir şey olabilir mi? Bir tane patrol atacağım şuraya. Ne olur ne olmaz her yerde en az bir tane patrolüm olsun istiyorum. Ulan bir sürü yer açıldı. Şeyi kaçırdım. Şöyle bir tane atalım abi. Güzel. Şimdi kamera yerleştirmeye başlayalım. Nereye kameralar yerleştirmek istiyorum? Şimdi objeler. Kamera nerede? Ulan nereden aratıyordu? Ee, CCTV. Abi şöyle bir. Ama zaten burada geziyorlar da olsun. Duşu görsek mi? Abi gene olaylar patladı ya. Duşa kamera koymak nasıl olur? Bence duşa kamera koymayalım. Orayı gören bir şey yapamıyorum. Neyse. Şöyle bir kamera atayım. Şöyle atalım. Burayı gören bir kamera atalım. Yani duşta kocaman yer yaptım hala yer yok diyorlar yukarıdan da büyüteceğim o zaman. Mecburen. Yani yukarı büyütürsek Nasıl bir plan yapacağız? Aha bu sefer nerede olay çıktı? Ya valla umurumda değil polis ölmüyor. Gerisi pek umrumda değil. Şimdi CCTV. Office desk. Office desk yok. Office desk'i ne yapacaksın zaten? Abi inanılmaz. Security. Connect. Bir. 2 3 4 Kaç tane bağlayabiliyoruz? Maksimum 8. 5 Buralar artık kamera görüyor. Burayı da kamera görüyor. Burada da bir sıkıntı yok. Ya kıyafetleriniz yıkanıyor. Ne istiyorsunuz daha? Tamam buraları küçülteceğim abi. Tamam burayı bu koğuşu küçülteceğim. Abi sen nereyi temizliyorsun ya? Orayı niye temizliyorsun? Lan bizim burayı temizlesene. Kimlere para veriyoruz ya? Abi font tap de istiyorum. Ee, telefon tepi de şuradan bunu muğla abi şuraya al. Buradan da telefonları kontrol edeceğiz. 5 ee, tane telefon var. Kontrol ederiz. Bu arkadaşlar bayağı yoruluyor. Aa onun elektriği yok lan onların. Ben bunlara elektrik bağlamadım. Şurada olsa yetiyor herhalde. Başka elektrik bağlanmayan bir şey var mı? Yok. Burada iki tane şey var. Bur abi bunda. Şimdi bununla da connect diyelim. Bir. 2 maksimum kaç tane bağlayabiliyoruz? 3 4 O maksimum bir tanesine yetişebiliyormuş anca. Hmm. Tek tek geziyor böyle. Neyse hiç yoktan iyidir. İleride buraya büyük bir oda yaparım o zaman. Abi kapasiteyi doldurma bir. İntake'e ihtiyacım yok. Kapa. Ee, şimdi hapishanemizi geliştirmeye yönelik hareketler yapacağız. Bunlar neler olabilir? Şimdi bir tane daha blok istiyorum. Bir tane daha blok yaptığım zaman yapacağım şeyi söyleyeyim. Buradaki odaları tekliğe düşüreceğim. Ve bir sonraki bloğa biraz daha özenli bir blok yapacağım. Çünkü sürekli bu şekilde isyanlar bayağı yoruyor. Ee, ne yapabiliriz? bahçemizi de bahçemizden biraz feragat ederiz ama şurayı biraz genişletirim. Bizim bu kantinimizi. Yemek sıkıntısı da azalır. Hem bunu da yukarı doğru alırım. Bence gayet sıkıntısız. Holdingsel var ama gerek yok. Ne diyor? Luxuris ilaç istiyor. Bakalım her şeyi sağlayacağım ben bu arkadaşlara yavaş yavaş neredeyse çoğu şeyleri var artık yani farkındaysanız. Kıyafetlerini bile yıkamaya başladım artık. Bence buraya bir basket daha lazım. Gene bir kavga maga var galiba orada ama hiç uğraşamayacağım. Yesinler birbirlerini. Ee, ne dedik? Basket lazım dedik. İki tane daha atalım. Ee, ardından ne lazım bana? Tamam. Bir iki tane daha janitor alabilirim sanırım. Bahçeci de bir tane alalım. Bunlar açlıktan ölüyor. Bunlar punishment'ını bitirin. Yemek yesinler. Anlamadım bunlar. Yemek yiyemiyor yani. Yani bunu yukarı doğru çekebilirim. Abi inanılmaz. Elektriğe direkt mi bağlı olman lazım ya? Al. Buradan bizim şeylere de bakalım. Programlarımıza. Bu delirmiş arkadaşlar çalışıyor mu? Hmm. Burada bir sürü program var. Bunlara da yönelebiliriz. Şimdi hapishanemiz bir tık daha toparlandı. Şimdi nereye kursam diye düşünüyorum. Bir sonraki hapishane yerimizi. Şimdi buraya devasa bir blok yapsak. Ee, onu planlama. Bu kim lan? Ha ziyaretçi. Ziyaretçiler de buradan giriyor. O da güzel. <laughs> Şimdi onu planlayalım. Bir sonraki bölüme <laughs> o zaman hazır olsun. Bir sonraki bölümde onu yaparız. Şimdi kaç para olacağı pek umurumda değil. Şöyle bir devasa yer yaptık. Şimdi bu hapishanelerin kaça kaç olsun? 1, 2, 3, 4, 5, kaç oldu? 7 burada var. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 Tamam buradan 2 böyle 2 boşluk 2 böyle aşağı çekiyoruz. Geniş yapacağım. Ulan bu da çok geniş oldu ya. Böyle yer yaparsam iki kişilik yaparım. Olmaz. Çok geniş. Bir tık düşürebilirim. Hadi. 3'e 4 olsun. Tamam mı? 3'e 4 yapıyorum. Bence gayet yeterli. Değil mi? Doğru oluyor. 3'e 4. Şimdi bundan ayarlayalım kafamdaki planı size söyleyeyim hadi birazcık aksın oyun para da gelsin bize Sonuçta bu devasa bir şey yapıyoruz ee, Devasa bir şey yapıyorsak Ona göre de Bütçe şey lazım 1 2 Şimdi böyle oldu son yerde bir boşluk kaldı hmm. nasıl yaparız öyle değil de şöyle yaparız şöyle alırım böyle yapalım böyle iki blok kalıyor e, kapıyı şuradan vermiş olurum. Ya da aç gözlük yapmayalım. Burada bir geniş alan olsun. O da olabilir. Tamam. Şuradan uzatır. Buraya iki kapalı bir giriş yaparız. E, şu şekilde iki boşluk, üç boşluk olsun. Şöyle yapsak nasıl oluyor? Buraya sığıyor mu? 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle mi oluyor? Olmuyor. Peki buradan 2 blok bırakıp yaparsak. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer burada 1 blok kalmış oluyor. O zaman burayı 1 blok aşağı kaydıracağım. Şurayı şöyle kıracağım. 1, 2, 3, 4. Buraları da bir blok küçülteceğiz. Şöyle ayar çekelim. Ya bunu neden şimdi yapıyorum? Ee, bir sonraki bölüm direkt buna başlarız. Planımız olmuş olur. Ee, şöyle yaptık mı? Sanırım 2 blok. 2 blok, 2 blok oldu. 1, 2, 3, 4, 4 böyle. Tertemiz. Bakın planımızı yaptık. Ee, şöyle olsun. Burası full kapalı olsun. Burası da zaten klasik. Aynı düzenli olacak. Şimdi bu büyük alanları bir kişilik mi iki kişilik mi yaparım bilmiyorum ama baya sıkıntısız bir bölge olacak burası. O bakımdan rahatız. Şöyle düz duvarları çekelim ya da ilk bunları çekelim. Bence tertemiz bir yer oldu ki zaten duşumuş her her şeyi içinde olacak mahkumun ve en son bakalım kaç tane blok yapmışız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 kişilik blok yapmışım. Araları 2 blokluk. Gayet iyi 30 kişi alacak ve kaliteli duşumuş her şey içinde bir yer yaptık. Buradan öte şuraya belki ayrı bir kantin yaparım. Burası zaten yeterince kalabalık. Burayı bulaşmayız. Şuradan ayrı bir şey yaparız. Zaten aşağıdaki buraya erişim var. Delirirse buraya bilmem ne olursa buraya şuraya belki bir sınıf sıkıştırırım. Neden olmasın? Yapılabilir. Evet planımızı yaptık. Bir sonraki bölüm bir blok yapacağız. Ve kaliteli bir blok olacak. Ve ardından buradaki yerleri de bir kişiye düşüreceğiz. Böylece hapishanedeki bu sürekli delirme, kavga, cart, cart bütün olayları önüne geçmiş olacağız. Videonun da zaten 30 dakikayı geçmiş. Baya güzel bir bölüm oldu. Burada bize şey yaptık. Temizlik alanı yaptık. Ardından geldik. Buraya bir tane güvenlik yeri yaptık. Lan bu ne yapıyor lan? Aaa cezası bitmiş. 3 yıl dolmuş. Bak sen. Her neyse. Bir an kaçıyor sandım be. Ee, tamam. Buraya güvenlik şeyleri falan filan. Kamera yerleştirdik. Bir sürü şey yaptık. Geldik. Duşu genişlettik. E, yüksek ihtimal bu duş. Burayı bire düşürdüğüm zaman yeterli gelecektir. Sıra beklemeyeceklerdir. Kavgada çıkmayacaktır. Bu delirmiş arkadaşları da zamanla yerleştireceğiz. Bu deliler yapacak bir şey yok. Bunları artık ne yapayım bilmiyorum. Bir sonraki bölüm. Hepsini çözeceğiz. Burası zaten buraya anca yetiyor. Yüksek ihtimal buraya bir tane daha şey daha yapacağız. Tamam gevezelik yeter. Video uzadıkça uzuyor. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.